Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. MyTC kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar, son 2-3 videomda sürekli bahsediyorum, düşüş bekliyorum, düşüş bekliyorum diye ve beklenen düşüşler geliyor. Gördüğünüz gibi ve dün olmasa bile bir önceki gün sanırım bir short videosu çektim ve short videosunda da şunu belirttim arkadaşlar. İzleyebilirsiniz bir önceki videomu. Düşüş gelebilir çünkü yukarı yönlü artık çok fazla direnç bölgesine hareket gelmiyor. Destek bölgesine çok oyalanıyoruz. Aşağı yönlü düşüşler gelebilir. Özellikle ve özellikle arkadaşlar şöyle göstereyim. Mevcut buradaki çıkışı bile burada ayılar bastırdı ve sağlam bir satış gerçekleşti. Yani artık yukarı yönlü direnç bölgesine kadar bile izin vermiyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir açıkçası şöyle söyleyeyim. Gene tahmin ettiğim gibi stop patlatma operasyonu oldu. Neden stop patlatma operasyonu oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi tam destek bölgesinde çok fazla oyalandığı için birçok trader tabii ki ne yapmayı düşündü? Burada artık short pozisyonu açılması gerektiğini düşündü. Ve short pozisyonu açtı arkadaşlar. Dolayısıyla yukarı yönlü sert bir şekilde stop patlatma operasyonu gerçekleşti. Hemen ardından düşüş geldi ve bir önceki videolarda anlattığım gibi bu şekilde hareketler arkadaşlar bir anda yukarı tepki, bir anda satışsa bilin ki stop patlatma operasyonudur ve aşağı yönlü sert hareketler gelebilir demiştim. Yani örneklerini de yine gösterebilirim burada arkadaşlar sizlere. Bir saniye. Mesela yaklaşık şöyle günlerden 14 Ağustos günü aynen burada da bir stop patlatma operasyonu yaşandı. Bakın mesela aşağı yönlü trend kırılımı gerçekleşti. Mum kapanışı gerçekleşti. Burada nedir? Short pozisyon açmak mantıklıdır. Çünkü tüm sinyaller short pozisyon için sinyaller çalıyor arkadaşlar. Ve yukarı yönlü sert bir şekilde tüm stopları patlatarak burada birçok shortçuyu yok ettiler. Likide ettiler. Yani adam burada short pozisyonu açtığı zaman ya stopunu buraya koyar veya buraya koyar veya maksimum buraya koyar arkadaşlar. Fitilin tepesine koyar. Ve tabii ki piyasa yapıcıları ne yaptı? Olabilecek en yüksek seviyeye kadar sağlam bir şekilde stopları patlattı ve sert bir şekilde aşağı hareket geldi. Mesela işte bakın bu hareketleri hiçbir zaman kaçırmayın arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum özellikle şuradaki hareketler şu denli sert yükseliş ve sert düşüşler öncesinde bir sinyal arayın. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Sert hareketler öncesinde ve sonrasında çıkışlarda ve inişlerde hemen bir sinyal arayın. Nedir? Trend dönüş sinyali olabilir, trend kırılım sinyali olabilir, breakout kırılımı olabilir arkadaşlar. Bunları özellikle arayın. Eğer bulduysanız emin olabilirsiniz. Bakın ben burada takip ediyorum. Trend kırıldı. Buradaki tepelerde olabildiğince zaten küçük, cılız kaldı demiştim. Ve bir sonraki tepe, bir önceki tepeyi geçemiyor artık demiştim. Ve trend kırılımı geldikten sonra hemen bir stop patlatma operasyonu ve aşağı yönlü hareketler geldi gördüğünüz gibi. Hemen aynısı tekrar burada da var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın burada bunu özellikle bas bas bağırdım, videomda bahsettim, sakın bu tuzağa düşmeyin dedim arkadaşlar. Aynen gördüğünüz gibi burada aşağı yönlü ayı bayrağı formasyonumuz kırıldı ve burada 4 saatlik time frame'de kapanış gerçekleşti ve gördüğünüz gibi yukarı yönlü sert bir fitil geldi arkadaşlar. Yani olabilecek tüm buradaki stopları patlattılar ve tekrar aşağı yönlü hareket devam etti. Ve ayı bayrağı formasyonumuz aynı olduğu gibi çalıştı arkadaşlar. Bu şekildeki hareketleri kesinlikle kaçırmayın. Yukarı yönlü eğer bir sinyal aldıysanız, aşağı yönlü bir kırılım sinyali geldiyse, yukarı yönlü arkadaşlar bir gereksiz ve anlamsız bir hareket geliyorsa bilin ki stop patlatma operasyonudur arkadaşlar. Aynen burada da olduğu gibi. Yani nedir burada olan konu? Hemen bir saat time frame indiğimiz zaman burada görebiliriz arkadaşlar. Aynen burada artık aşağı yönlü hareketler gelebileceğini düşündüm. Artık burada bir konsolidasyon zamanı ve hacimler gitgide küçüldü. Burada ayılarla boğalar birbirine girdi. Kim kazanacak belli. Yukarı yönlü bir hareket geldi. Yani pardon, özür dilerim. Burada artık birçok trader, şunu da söyleyeyim, birçok platformda arkadaşlar short pozisyonların çok fazla olduğunu gördüm. Ve o short pozisyonların çok fazla, %70'e yakın bir short pozisyonu aktifliğini gördükten sonra düşündüğüm oldu arkadaşlar. Bir stop patlatma operasyonu gerçekleşti. Ve akabinde arkadaşlar sert bir düşüş gerçekleşti. Ve onun dolayısıyla düşüş devam ediyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Özellikle buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Destek ve direnç bölgeleri ne taraf daha fazla test ediliyorsa
O taraf daha fazla zayıflıyor demektir arkadaşlar. Yani direnç bölgesi test ediliyorsa, destek bölgesi test ediliyorsa orası zayıflıyor. Mesela örnek vermem gerekiyorsa birinci test, ikinci test, üçüncü test, dördüncü test, artı beşinci test diyebiliriz buna da ufak bir test. Yani destek tavanı arkadaşlar dört tür test ediliyor. Dolayısıyla aşağı yönlü hareketler gelebilir. Yani kırılım açıkçası ayıların elinde olabildiğini gösteriyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada da direnç bölgesi 1, 2, 3 tür test edildi. Ama gördüğünüz gibi burada çok ciddi bir şekilde hacim var. Bu hacim boşluğu var arkadaşlar. Yani buradaki gibi sert bir şekilde yukarı yönlü hareketler gelemiyor. Bakın burasını artık dolduramıyorlar boğalar. Ve dolayısıyla arkadaşlar aşağı yönlü hareketler gelebiliyor. Bunlar gerçekten çok 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 önemli arkadaşlar. Mevcut burada Tobo Oba formasyonlarını da arayabilirsiniz. Onu da özellikle söylemek istiyorum. Yani burada burası açıkçası boş bir yer değil. Burada bir konsolidasyon yaşanıyor. Nereden baksanız arkadaşlar şöyle hemen bir bakalım zaman dilimine. Şöyle en başından şuraya kadar nereden baksanız arkadaşlar 9 günlük bir süre. 9 günlük sürede 1 saatlik timeframe'de, 2 saatlik timeframe'de, 3 saatlik timeframe'de yani anlatmak istediğim birçok zaman diliminde arkadaşlar oba ve toba formasyonları, ayı bayrağı formasyonları gerçekleşebilir. O yüzden bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela 15 dakikalık timeframe'e baktığımız zaman yani aslında 4 saatlik timeframe'de görülmeyen formasyonlar burada kendini gösterebilir. Siz de buna göre hem scalping yapabilirsiniz hem de 4 saatlik veya günlük timeframe'lerde day trade de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok önemli konular. Şimdi ben yaklaşık ne demiştim sizlere arkadaşlar? En son videolarımı izleyenler, takipçilerim beni bilir. Eğer yeni aramıza katılanlar da eğer mümkünse son 4 videomu veya 5 videomu izlesinler arkadaşlar. En az indikatörlerden bahsettiğim videolardan. Dedim ki aşağı yönlü hareket bekliyorum. Çünkü neden aşağı yönlü hareket bekliyorum? Bunu her seferinde söylüyorum. Yukarı yönlü marketin değişmediğini sinyalini de alamadım. Yani yukarı yönlü değişimin gelmesi için ilk önce bizim buradaki direnç bölgemizin kırılması gerekiyor arkadaşlar. Bu direnç bölgesi kırıldıktan sonra yukarı yönlü kapanışlar geldiyse gün bazına yani bir günlük timeframe'de kapanışlar geldiyse yukarı yönlü artık hareketler gelebilir arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Yani bizim için önemli olan tepeler. Eğer bir tepe bir önceki tepenin üstündeyse evet orada boğalar güçlüdür arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Trend yönü de çok çok önemli. Yani eğer tepeler bir önceki tepenin üstünde gün kapatıyorsa yön yukarıdır arkadaşlar. Hemen bakın burada da örneğin size göstereyim. 4 saatlik time frame'de gördüğünüz gibi buradaki tepeler bir önceki tepenin üzerinde gün kapanıyor. Artık burada evet tam bu bölgede artık kapatamıyor. Yani nedir? Burada durum ayıların artık eline geçiyor. Yani market ayıların eline geçiyor. Dolayısıyla short pozisyonlar aktif olabiliyor. Yani şimdi biz burada ne yapmamız gerekiyor? Biz şurada mesela 4 saat time frame'de şunu bekleyebiliriz. Yani benim açıkçası beklemem o ki buradaki yani 17.000 hemen şurada bir yatay çizgi alayım. Burada arkadaşlar 17.500 seviyesine bir temas bekliyorum. Benim için önemli olan bu. 17.500 seviyesine bir temas bekledikten sonra buradaki arkadaşlar stopları da likide ettikten sonra bir longçular yani şöyle söyleyeyim. Elbet aramızdaki bazı traderların farklı bir stratejisi var. Olabilir. Kimi trader stopunu yukarı taşıyarak grafiği takip edebilir. Kimi de girdiği noktada hala stopu tutabilir arkadaşlar. Dolayısıyla market şunu der. Ben ilerleyebilmem için yani bu değirmenin suyu bir şekilde taşınması gerekiyor. Ne yapacağım? Bir önceki stopları patlatmam gerekiyor. Dolayısıyla burada long pozisyonu açan bir vatandaş hala stopunu aşağı koyduğu için buraları patlaması gerekiyor. Yani bana kalırsa 17.500 seviyesine bir temas bekliyorum. 17.500 seviyesine temas bekledikten sonra hemen gün bölümüne baktığımız zaman daha nerelerin stopları patlatılabilir? Yani market kimlerin elinden parasını alabilir diye düşündüğüm zaman artık çok da fazla aşağı inebileceğini düşünmüyorum. Neden? Artık olabildiğinde tüm stopları patladığını düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Mevcut 20 günlük, 50 günlük ve 100 günlük EMA'ların altında haftayı kapatıyorsak fiyatın en ucuz olduğuna dair işarettir arkadaşlar. Bunu özellikle söylüyorum. Eğer altında kapatıyorsak fiyatlar gerçekten ucuzdur ve dolayısıyla şunu da söylemek istiyorum. Oralardan yavaş yavaş yatırımlar yapılabilir tabii ki.
grafiklere bakılarak oralardan parayla Bitcoin'leri alabilirsiniz yatırım tavsiyesi olmakla birlikte. Şimdi günlük zaman dilimine baktığımız zaman arkadaşlar şunu görüyoruz. Evet, burada birazcık sohbet tarzında bir video oldu arkadaşlar bu. İndikatörlerden bahsetmedim ama bir tane indikatörden bahsedeceğim. İşinizi yarayabileceğini düşündüğüm bir indikatör. Şimdi arkadaşlar burada mesela bir rallimize başladık biz, değil mi? Yukarı yönlü çok güzel bir çıkış geldi. Hemen bir kâr realizasyonu yapıldı. Yani daha şu seviyede bile arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şu seviyede Bitcoin 3000 dolara düşecek insanlar tabii ki olacak. Sert düşüşlerden korkan insanlar tabii ki olacak. Küçük yatırımcılar tabii ki korkar. Hemen çıkarlar. Zararına bile çıkarlar. Aslında burada ki konu Elliott dalga teorisini tamamen anlamamızla alakalı. Onu özellikle söylüyorum. Yani birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga, dördüncü ve beşinci dalga. Eğer bir rally günlük time frame'de yukarı yönlü hareketlere başlıyorsa dalga boyutlarını çok iyi ölçmemiz lazım. Yani birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga. Biz daha birinci dalganın düzeltmesinde ayı sezonu geldi diyorsak bence bir daha konuşmamamız gerekiyor. Onu özellikle söyleyeyim. Çünkü birçok Twitter, birçok fenomen, yani şöyle söyleyeyim, buralardan 2028 Mart seviyelerinde 6000 dolarlardan ciddi yatırım yapıp da buralarda arkadaşlar 40 bin dolar gördüğü zaman bir ayı sezonu geliyor dendi. Onu özellikle söylemek istiyorum. Daha birinci dalgamız gerçekleşti. Burada hemen bir düzeltmemiz gerçekleşti. Bir kâr realizasyonumuz yapıldı. Yani dolayısıyla burada yatırım yapan vatandaş, burada yatırım yapan vatandaş para kazanmak istiyor. Parasını da nerede? 40 bin dolar da alacak. Tabii 40 bin doları gördü. Tam bir sembolik rakam arkadaşlar. Gördü. Psikolojik rakamda satışını gerçekleştirdi. Ve burada bir duruldu. Tabii ki neden? Çünkü piyasa güçlü. Yani açıkçası ayılar çok fazla da aşağı inmiyor. Boğalar izin vermiyor. Burada güven tazeleyen Bitcoin tekrar yatırımcı topladı arkadaşlar. Ve yukarı yönlü hareketler geldi. Yukarı yönlü hareketler geldikten sonra aynı şekilde burada kâr realizasyonu. Tekrar güven tazeledi. Tekrar yukarı yönlü hareket. Tekrar bir kâr realizasyonu. Tekrar güven tazeledi. O dedi hala Bitcoin tutunuyor dedi. Tekrar yukarı yönlü hareket. Sert bir düşüş. Ve bu sert düşüşün sonucunda mevcut desteği kırış. İşte burada artık konuya hakim olan traderlar, hayır, piyasa değişiyor, market yapısı değişiyor. Artık gerçekten bir ayı sezonu, yani ayı sezonu demesem bile ayı döngüsü başlıyor diyebilirim arkadaşlar. Çünkü ayı sezonu diye, boğa sezonu diye konular da artık bitti. O sezon diye bir şey yok yani. Tamamen piyasa ekonomisi ne diyorsa o oluyor. Evet, buradaki destek bölgesi kırıldı. Kesinlikle ne dememiz lazım? Artık marketin yapısı değişiyor. Yukarı yönlü sert bir hareket geldi ve bu sert harekette arkadaşlar mevcut bir önceki tepesini geçemediği için ve aşağı yönlü tekrar sert hareketlerle devam etti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dalgalar çok önemli. Elliott dalga teorisi çok geniş kapsamlı bir konu. Onu böyle 10 dakikalık video sığdırmak Elliott dalga teorisine bir hakarettir açıkçası. Sayfalarca bunu anlatmamız lazım arkadaşlar. Günlerce. Onu özellikle söyleyeyim. İsterseniz Udemy internet sitesinden eğitim seti alarak uzmanlardan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bence YouTube'da pek fazla konuya hakim olmayan insanlar var. Udemy internet sitesinden arkadaşlar bunu öğrenebilirsiniz. Uzmanların sayesinde günlerce eğitimini alarak. Aynen arkadaşlar, bakın burada şimdi bizim yapmamız gereken nedir? Bizim yapmamız gereken kırılımları beklemek. Kırılım nedir? Bakın şimdi ben size şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar. Hemen şurada çoklu çizgimizi alalım. Bakın burada birinci dalgamız gerçekleşti. Düzeltmesini yaptı. Arkadaşlar ayı sezonu, ayı döngüsünden bahsediyorum. Hemen tekrar düşüşü gerçekleşti. Bir düzeltme daha yaptı. Tekrar düştü. Tekrar bir düzeltme yaptı. Tekrar düştü burada. Evet, bakın burada aslında bize fake out yaptılar. Yani burada piyasanın yukarı yönlü gidebileceğine bir işaretti. Neden? Çünkü arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Buradaki, hemen şöyle göstereyim. Buradaki direnç seviyesi kırıldı. Yani burası da direnç seviyesi kırıldığı için aslında olması gereken senaryo nedir? Yukarı yönlü hareketin gelebilmesi, değil mi? Çünkü burada nedir? Direnç seviyesi kırıldığı için marketin yapısı değişiyor demektir. Ama biz buradaki senaryonun olmasını bekledik. Yani market yönü değişti. Burada bir reteslenme. Hemen şöyle bir bunda çok çok uzakta tuttum. Pardon, özür dilerim. Hemen şurada bir çok uzaktan bakıyorum. Ben hep grafiği uzaktan bakıyorum. Çizgileri net görüyorum da o yüzden arkadaşlar. Hemen şuradan uzatalım. Şöyle yapayım ben en iyisi. Evet. Burada bir direnç seviyesi kırdık.
Ne bekledik arkadaşlar? Bir retest bekledik ve o reteste gördüğünüz gibi aşağı yönlü kırılım geldi. Destek bölgesi olarak çalışmadı ve tekrar bizim ayır döngümüze geri döndük. Olması gereken senaryo şuydu arkadaşlar, onu söyleyeyim. Eğer piyasanın, yani marketin yapısı değiştiyse, yukarı yönlü kırılım geldi, burada bir retest yaptı, burada durdu, tekrar yukarı yönlü hareket geliyorsa işte o zaman marketin yapısı değişti arkadaşlar. İşte burada o oldu. Bakın burada o oldu. Yani aşağı yönlü bir kırılım geldi, yukarı yönlü bir hareket, tekrar bir retest, ama retest artık dayanamadı. Retestlikten çıktı bu. Yani aşağı yönlü destek bölgesi kırıldı ve gün kapattı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve dolayısıyla artık piyasaya hakim traderlar kesinlikle short işlem açılması gerektiğini düşündü ve short işlemi açtılar arkadaşlar ve çok da ciddi paralar kazandılar. Bizim şu an olmamız gereken senaryo arkadaşlar, hemen şöyle tekrar çoklu çizgimizi alalım. Bakın buradan çok sağlam bir şekilde tekrar aşağı yönlü hareket, tekrar bir düzeltme, tekrar hemen çok pardon şöyle aşağı yönlü bir hareket yapacağım ama aynen tekrar aşağı yönlü bir hareket, tekrar bir düzeltme, tekrar aşağı yönlü bir hareket arkadaşlar. 17.000 seviyesi, 17.000 seviyesine veya daha da aşağı düşebiliriz, 16.000 seviyesine ve tekrar yukarı yönlü bir hareket gelecek. Şuradaki direnç bölgesi kırıldıktan sonra biz artık marketin yapısı değişti diyebiliriz arkadaşlar. Bunu özellikle söylüyorum. Çok çok dikkat edin. Yani şuradan daha şuralara gelip de efendim market yapısı değişiyor, kesinlikle işte tamam işte rally'ye başlıyoruz demek çok çok yanlıştır arkadaşlar. Onu özellikle söylüyorum. Evet arkadaşlar, hemen kısa bir şekilde, çok da konuyu uzatmak istemiyorum. Hemen kısa bir şekilde size bir indikatörden bahsedeceğim. Daha önceki videolarımda bunu bahsetmiştim. Hemen 4 saatlik time frame'e girelim. Hemen burada göstergeler ve stratejiler bölümüne girdikten sonra hemen şurada göstereyim ben size. Breakout Finder arkadaşlar. Breakout Finder indikatörü kırılımları çok net şekilde size gösteriyor. Hemen şöyle indikatörümüze girelim. Şu an tam benim beyaz yaparsak mı olmadı, sarı pardon. Görebiliyorsunuz mu? Hatta ben şöyle yapayım. Mevcut buradaki seviyemi kaldırayım. Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burası bizim için bir breakout kırılımı. Breakout bölgesi. Yani birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas, dördüncü temas ve beşinci temas. Artık kırılım geldiğine doğru bir işaret. Bu kesinlikle arkadaşlar bu indikatörü kullanmanız gerekiyor. Çünkü yatay piyasalarda çok güzel çalışıyor. Ve kırılım geldiğine doğru net bir sinyal geldikten sonra arkadaşlar gözünü bir retestini tamamlıyor şu an. Bana kalırsa bir retestini tamamlıyor. Retestini de tamamladıktan sonra arkadaşlar yukarı yönlü bir hareket gelecek ve tekrar aşağı yönlü gitmesi planlanıyor. Yani açıkçası buradaki kırılan destek bölgesi direnç olarak çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bunu piyasa bunu test etmesi lazım arkadaşlar. Kesinlikle test etmesi lazım. Ama şunu da özellikle söyleyeyim. 4'tür dayanan destek tabanı, destek bölgesi dirençle dayanacaktır arkadaşlar dolayısıyla ve aşağı yönlü sert düşüşler gelecek. Onu özellikle söylemek istiyorum. Yatırım tavsiyesi olmakla birlikte ben gelecek diyorum, geliyorum. Hatta bazı maillerde hocam piyasayı sen mi yönlendiriyorsun? Türkiye'nin balinası sen misin diye bana böyle yazılar yazan, mesaj atan takipçilerim var. Yok arkadaşlar, piyasayı ben yönlendirmiyorum çünkü son 5 videodur dediklerimin hepsi oluyor. O yüzden arkadaşlar piyasayı ben yönlendirmiyorum. O yüzden ama olması gereken bu arkadaşlar. Kırılan destek direnç olarak test edilmesi gerekiyor ve test edildikten sonra aşağı yönlü veya yukarı yönlü hareketler gelmesi gerekiyor. Eğer direnç bölgesi çalışırsa. Şunu özellikle söylüyorum. Bu direnç bölgesi kesinlikle test edilmesi lazım. Şimdi olmasa bile sonra arkadaşlar kesinlikle test edilecek. Yani şöyle söyleyeyim. Aşağı yönlü hareketler gelebilir, gelebilir, gelebilir. Şöyle bir şeyler olabilir. Yukarı yönlü bir test kesinlikle gelecek arkadaşlar. Onu özellikle söylüyorum. Şimdi olmasa bile ileriki zaman dilimlerinde kesinlikle gelecek. İşte ben o seviyeye 19.500 seviyesine bir emir koydum. Short işlemi şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değil. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmazsınız. Kendinize iyi bakın.